Endekste dün ABD TÜFE verisi küresel tarafta önemli bir veriydi. Bu veri de beklenti altına gelince küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketlilikler hızlandı. Hem de emtia cephesinde özellikle gümüşte ve ons altında yukarı yönlü hareketlilikler gördük. Fakat bizde de olumlu yansıması oldu. Zaten bizde de risk iştahı yüksekti. Uzun zamandır 10.700 seviyesi üzerinde endekste geri çekilmeler var. Bu seviyeden de bir tepki alımı geldi ve bankacılık endeksi %4,5'ün üzerinde bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak bankacılık endeksi etkisiyle yükselen bir endeks vardı. Tabii elbette ki diğer sektörlerde de özellikle genele yayılan alımlar vardı. Bugün biraz daha kâr satışlarının etkili olduğunu görüyoruz ama bir miktar daha tepki alımlarının geldiğini söyleyebilirim. Dün Sayın Mehmet Şimşek'in, Sayın Fatih Karahan'ın açıklamaları vardı. Bir sonraki aylarda %60'larda, %50'lere doğru enflasyonun gerileyeceğine dair yıllık enflasyonun programın etkilerinin görüldüğü söylendi. Ve sıkı para politikası duruşunun halen devam edeceğini, biraz daha şahin mesajlar geldi. Bu anlamda TL lehine gelişmelerin yine devam edeceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz haftada yabancılar özellikle hisse senedi ve dips tarafında yine alıcılı tarafta oldular. Dips tarafında 1 milyarın üzerinde bir tahvil tarafı vardı, alım tarafı vardı. Yine yabancılar alım tarafında olmaya devam ediyorlar. Şu an için hani önümüzdeki hafta içerisinde Cuma günü Moody's not kararı var. Tabii not artışı beklentileri de var. Bu beklentilerin de yine önümüzdeki haftalarda da yükselişlerin hız kazanmasını bekliyoruz. Özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde 11 bin seviyenin üzerinde bir hareketlilik oluşacağını düşünüyoruz. Bu anlamda burayı takip edeceğiz. Teknik olarak 11.500 seviyesi ve onun üzerindeki seviyelerde 12 bin seviyeleri de hedef olabilir. Geri çekilmelerde 10.700 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Zaten bu destek bölgesini kırmamaya çalışıyor. Bu anlamda önemli. Ama olası bir durumda not artışı olmaması durumunda biraz düşük bir ihtimal olarak görüyoruz ama bu noktada bu 10.700 seviyelerine doğru geri çekilmeler oluşabilir. Bugün saat 3.30'da da ABD ÜFE verisi olacak küresel tarafta. Yine beklentilerden sapması yani beklenti altında gelen bir veri hem küresel piyasalarda hem de emtialarda yukarı yönlü hareketliliği destekleyebilir.